Sevgili izleyenlerimiz, biraz sonra ruhumuzu doyurmaya geleceğiz. Efendim, psikiyatri doktorumuz yine Doktor Fatih Volkan Yüksel ile beraber olacağız. Sevgili anne babalar, sizleri ekran başına bekliyoruz. Bugün hamilelikle başlayan, yine hamilelik sonrası. Bakalım anne babaların yaptığı hatalar nelerdir? Nasıl anne babalığa hazırlanacağız? Onları konuşacağız efendim. Ekranlarından Deryaca programından hepiniz hoş geldiniz diyoruz efendim. Yine programımızda bugün ruh sağlığımıza geldik, ruh sağlığımızı düzeltmeye geldik. Efendim, psikiyatri uzmanımız Fatih Volkan Yüksel ile bugün beraberiz. Sevgili anneler, babalar, anne adayları, sizleri ekran başına bekliyoruz çünkü bugün gerçekten çok önemli bir konuyla sizlerle olacağız. Hamilelikle beraber yine başlayan bir annelik süreci ve daha sonrasında bakalım ruh sağlığımızda neler değişiyor. Ama tabii tek anneler değil, bu arada babalar da dinlesin çünkü babaların da ruh sağlığı bizim için çok önemli diyoruz. O zaman efendim, merhabalar, biz geldik bugün, hoş merhaba bulduk. Merhaba efendim, hoş geldiniz gerçekten. Sizle tekrar beraber olmak gerçekten çok büyük bir keyif. Hem size hem de Antalya 3D televizyonuna hayırlı olsun. Başarılar diliyorum. Böyle mutluluklar diliyorum. Başarınızdan zaten hiçbir şüphem yok. Ama tekrar hayırlı olsun. Kliniğimize de tekrar hoş geldiniz. Bundan önce biz size geliyorduk. Evet, artık bu sefer siz bize geldiniz. Hoş geldiniz. Vallahi harika. Bugün evet, böyle misafir olmak da güzelmiş ya. Her zaman bekleriz. Vallahi çok güzel bir kliniğiniz var öncelikle. Gerçekten buraya gelip de böyle diyorum ki gelip de iyileşmeden gitmemek mümkün değil. Sağ olun. Çok güler yüzlü bir yine personelimiz var. Bizi böyle kapıda karşılıyorlar. Evet, böyle ondan sonrasında uzmanlarımız bizi alıyor. Uzmanlarımızın eşliğinde ruh sağlığımızı düzeltip gidiyoruz. Ama bugün çok önemli bir konumuz var. Bugün sevgili annelerimiz, babalarımız da çok merak ediyor. Ama tüm anne baba izlemesin bunları. Çünkü anne babaların içinde ebeveynler, anneanne, babaanne, hiç şüphesiz. Değil mi? Hep bütün bir konu. Anne baba adayları. Adayları. Hadi bakalım. Tabii. Şimdi o zaman şöyle başlayalım. Çünkü anne babalık tabii bir önce bir süreç var. Bir önceye gidelim. Bir olma süreci var şimdi. Hamilelikle başlayalım bence. Tamamdır efendim. Bir hazırlanma sürecini geçelim mi? Hazırlanma sürecinde konuşalım hafif böyle. Şimdi şöyle ben gireyim isterseniz. Şimdi tabii hamilelik müthiş bir şey. Mucizevi bir olay gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştiriyorsunuz. Evet. Kadınlar gerçekleştiriyor. Ve dünyanın en güzel olayı, en güzel meyvesi ortaya çıkıyor. Ve bir çocuk meydana geliyor. Bu çocuk tabii aileye çok büyük bir enerji, çok büyük bir mutluluk veriyor. Ama bunun yanında kaygı veriyor, sorumluluk veriyor, iş yükü artıyor ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Evet, bugün şöyle dedik: evli, çocuklu ve mutlu mu dedik. Mutlu mu dedik. Biz tabii istiyoruz ki evli, çocuklu ve mutlu olalım. Bunun için de tabii ki önerilerimiz olacak. Önce sizin de dediğiniz gibi hamilelikle beraber başlayalım. Efendim, hamile kaldığı an itibariyle kadında çok belirgin psikolojik değişiklikler oluyor. Bu psikolojik değişikliklerin birçok sebebi var. Birincisi, en temeli hormonal değişiklikler oluyor. Hani adet dönemlerinde kadınlarda hormonlar değişiyor ve biliyoruz ki hani duygusal olarak da değişiyorlar. Evet, hamilelikte o adet döneminde olan değişikliğin kat ve kat daha fazla hormonal değişiklik oluyor. Ve buna bağlı olarak tabii ki psikolojik değişiklikler oluyor. Kadın daha duygusal, daha hassas, daha alıngan, daha sinirli, daha ağlamaklı olabiliyor. Yani hamilelikle birlikte hormonal değişiklikler başlıyor. Bu bir. Bu hormonal değişikliklerin psikolojik sonuçları var. İki, fiziksel değişiklikler başlıyor. O eskiden kendine bakan, İşte topuklu ayakkabılar giyen, makyaj yapan, ince elbiseler giyen kadınımız artık kilo almaya başlıyor. Önceden çok çok rahat hareket eden, merdivenleri hızlı hızlı çıkan, eğilen, kalkan, evdeki bütün işleri yapan kadınımız artık onları yapamaz hale geliyor.
önceden çok aktif çalışan kadınımız artık belki o kadar aktif çalışamıyor, belki çalışmamaya başlıyor. Yani bir, hormonal değişiklikler, iki, fiziksel değişiklikler başlıyor. Bu aslında her kadında olan bir şey değil mi? Yani hormonları durduramıyoruz. Net. Hani burada anne, hamileler böyle üzülmesin, hani ben mi bunu yaşıyorum demesinler. Her kadının bir süreci. Peki her kadın aynı mı oluyor? Hiç şüphesiz ki her kadında hormonal değişiklik var. Ama her kadın aynı şekilde yaşamıyor. Bazı kadınlardaki bu hassaslık, duygusallık şu kadarcık oluyor. Bazı kadınlarda daha fazla oluyor, daha büyük oluyor. Burada tabii daha sonra söyleyeceğim önerileri de olacak tabii. Eşlere ve anne babanın ailesine çok büyük yük düşüyor. Onların sorumluluğu çok fazla. Çünkü anneyi en iyi tanıyan onlar. Onlar bu yolda onlara rehberlik yapacak. Anneye rehberlik yapacak. Anneye destek olacak. Evet. Bu süreçte o zaman anne adaylarının yanında olalım. Hamilelik döneminde diyor. Net. Özellikle babalar çok çok önemli bir konu ki onlarla hani onların psikolojisi de iyi olmak zorunda. Onu da konuşacağız biraz sonra. Tabii. Çünkü babalık hani hormonal bir şey değil. Ben maalesef diyorum hormonal bir şey değil. Gerçekten onların öğrenmeleri gereken çok şey var. Evet. Evet. Bir, ne dedik? Hormonal değişiklik. İki, fiziksel değişiklik. Üç, iş yükü artıyor artık. Sorumluluk artıyor. Hani ilk çocuksa eğer önce karı koca vardı. Şimdi ya karnının içindeki bebek var ya da dışarı çıkmış bebek var. Gece uykuları artık eskisi gibi değil. Çocukla birlikte sorumluluk arttı. Ve hani hem fiziksel değişiklik hem iş yükünün artmasıyla yine hani kadınlıkla ilgili bir şey, öz bakım da bu sefer azalıyor. Hani kilo artıyor, o ayrı bir konu, ama iş yükü de fazla, artık zaman da kalmıyor. Kendine vakit ayıracağı zaman da kalmıyor. Bir taraftan öz bakım da azalmaya başlıyor. En büyük sorunumuz. Burada anneler burada en büyük hatayı yapıyor. Mükemmel anne olma isteği. Değil mi? Doğru. Tabii. Bir de okuruz kitaplarda genelde okunur. Tabii. Nasıl anne olunur? En iyi anne nasıl olunur? Ama bakın şunu unutmayalım ki mükemmel her şeyde böyle. Yani sadece annelikte değil. Mükemmel iyinin düşmanıdır. Bu çok açık ve net. Evet. Mükemmel anne olma isteği yaşıyor birçok anne. Ve ne yapıyor? Hiç hata yapmamalıyım. Çocuğum harika olmalı, hiç problem olmaması lazım demeye başlıyor. Bu kendisindeki iş yükünü arttırıyor, sorumluluğu arttırıyor, bir de kaygıyı arttırıyor. Hani mükemmel olmalıyım, mükemmel olmalıyım, Allah kahretsin şöyle bir aksilik oldu, böyle bir aksilik oldu. İşte üşüdü, dışarı çıktım, şunu unuttum, çorabı düştü, üstü kirlendi, şuraya bir şey aktı, hemen üstümü değiştirmeliyim bakışı. Kadını yoruyor. Sinirlenmemeliyim, çocuğuma sakin davranmalıyım. Tabii, bravo. Kendini böyle kontrol ettikçe annenin psikolojisi bitiyor yani. Daha da kötü oluyor. Tabii mükemmel anne olma isteği bir de babayı da yoruyor. Çünkü babadan da beklenti artıyor. Babanın da bu sefer tabii anne gibi bir psikoloji yaşamıyor. O da yaşıyor bazı değişiklikler ama bilemiyor. Anneye yetişemiyor veya anne hem babadan beklentisi fazla hem de fırsat vermiyor bazen. Sen yapamazsın, sen edemezsin. Bütün yükü alıyor. Tabii bütün yükü alıyor ama bu da bu sefer de baba çocuk ilişkisini bozuyor. Mükemmel anne olma isteği bir de şuna neden oluyor. Tabii bu hamilelik döneminde ve çocuk sonrası dönemde çevresel faktörler de var. Yani kayınvalideler, teyzeler, halalar onlar da müdahale etmek istiyor. Geniş bir aile. Tabii müdahale etmek istiyor. Orada bazı anneler bu müdahaleye tepki veriyorlar. Hı hı. Onlar bilmezler. Ben okudum, internette okudum, böyle böyle diyor. Evet. Doktorlar, bilim adamları diyor. Ve bu da bir gerginliğe neden oluyor. Kesinlikle. Benim annelerden ricam. Hı hı. Lütfen iyi anne olmaya çalışın. Hatta bunu bile düzeltiyorum. Siz zaten iyi annesiniz. Lütfen doğal olmaya çalışın. Her şeyde olduğu gibi
Çocuk yetiştirirken de hata yapabilirsiniz. Kesinlikle. Her şeyde olduğu gibi çocuk yetiştirirken de aksilikler, problemler olabilir. Siz elinizden geleni yapın. Lütfen mükemmelliği, tekrar ediyorum, mükemmel anne olma isteğini kenara koyalım. Çünkü bu en büyük yapılan hata hem sizi yoruyor hem de babayı yoruyor. Bence çocuğu da yoruyor olabilir mi? Çok net, hani bravo. Bebekler de çok duyarlı. Evet. Yani bence bebeğin de ruhsal sağlığını etkileyen bir durum olabilir mi? Çok çok net. Şimdi anne babaların yaptığı, çocuk yetiştirirken temel yaptığı hatalardan birisi çocuğu aşırı koruyucu büyütmek. Aman çocuğuma bir şey olmasın. Aman çocuk düşmesin. Aman çocuk üşümesin. Aman çocuk yorulmasın gibi psikolojisiyle yetiştirmek çocuğu yoruyor. Gerçekten yoruyor ve çocuğun özgürleşmesini, bireyselleşmesini engelliyor. Annelerin bu konuda dikkatli olması, duyarlı olması, biraz frene basması gerçekten gerçekten çok önemli. O zaman çocuk sağlığı için, çocuğun ruh sağlığı, babanın ruh sağlığı ve ebeveynlerin bütün kendini ruh sağlığı için de bunlar çok önemli. Mükemmelliği kenara bırakıyoruz, doğal davranıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. Siz zaten iyi bir annesiniz, siz zaten bir mucizeyi gerçekleştirdiniz. Bakın ben bunu çok içten söylüyorum, dünyada yani başka bu kadar büyük bir mucize olduğunu düşünmüyorum ben. Yani, gerçekten yani Allah'ın bir kadınlara verdiği bence en güzel mutluluklardan bir tanesi diyorum bu. Buna bence her kadın, bu mutluluk diyorum, gerçekten mutluluk olarak yaşamalı bence bunu. Bir güzel bir an olarak kalmalı hamilelik ve hamilelik sonrası diyeceğim ama şimdi lobusalık dönemi. Özellikle burada da yine hormonlar değişiyor. Tabii. Bilmiyorum hani bu tür vakalarınızda oranlar çevremizden de çok görüyoruz. Bebek doğduktan sonra şimdi annede yine hormonal bir değişiklik sanırım oluyor. Lohusalık sonrası depresyonu birazcık hafif bahsedebiliriz. Tabii çok güzel, bravo. Şimdi doğum sonrası dönem kadınların psikolojik olarak en duyarlı, en hassas olduğu dönem. Evet. Demin hormonlardan bahsettik ya. Şimdi 9 ayda yavaş yavaş büyük değişim gösteren o hormonal durum doğumla birlikte hızla terse bir dönüşüm yaşıyor. Yani 9 ayda yaşanan değişim doğum sonrası dönemde hızlı bir değişiklik yaşıyor. Bu da büyük oranda tabii kadının psikolojisini çok etkiliyor. Kadınlar eğer önceden psikiyatrik hastalığa sahipse, yani depresyon, panik bozukluk, obsesif kompulsif bozukluk, bipolar bozukluk veya şizofreni hastalığı varsa, ailede psikiyatrik hastalık varsa, ilk doğumsa, sezeryansa, eğer doğum zor olduysa, ölü doğum gerçekleştiyse, eğer beklenmedik bir gebelikse veya istenmeyen bir gebelikse veya evlilik dışı bir gebelikse veya evlilik kötü gidiyorsa, sosyal destek azsa, zaten hormonal değişiklik var, zaten hassas olan dönem daha da zor geçebiliyor. Demin saydığım faktörler doğum sonrası dönemde psikolojik sorunları arttıran risk faktörler. Onlara dikkat etmek gerekiyor. Doğum sonrası dönemde yaşadığımız veya üçe ayırdığımız bir sınıflandırma var. Birincisi doğum sonrası hüzün diyoruz. Bu ortalama %50 oranında görülüyor. Bu daha masum bir şey. Keyifsizlik, mutsuzluk, ağlamaklı olmakla giden bir durum. Bu kendiliğinden geçebiliyor bir hafta 10 gün içinde. Doğum sonrası depresyon %10-20 oranında görülüyor. Bu biraz daha hüznün şiddetli formu. Orada bazen ilaç tedavisi, bireysel psikoterapi, ailenin desteği gerekebiliyor. Doğum sonrası psikoz dediğimiz bir tablo var. Bu ciddi bir tablo. Binde 1, binde 2 oranında görülüyor. Görülen vakaların %4'ünde çocuğu öldürmeye kadar gidebiliyor. Burada hezeyanlar olabiliyor. Bu çocuk benim değil. Çocuk şeytan mı? Çocuğumu kalçıracaklar, çocuğumu öldürecekler. Canavara dönüşüyor gibi hezeyanlar olabiliyor. Şaşkınlık, duygusal dalgalanmalar olabiliyor. Ailelerin bu konuda dikkat etmesi gerekiyor. Babanın ve annenin yakınlarının desteği çok net şart. Gerçekten.
O zaman hani tabii çok öncesin. Esasında psikolojimiz bizim çok önceden düzeltmemiz gerekiyor. Gebe kalmadan önce. Tabii canım. Onun için anne baba adayları, anne baba adayları izlesin dedik ya, çok önemli. Yani öncesinden psikolojiyi düzeltip gebe kalın esasında. Önce bir doktorunuza danışın. Bence öncesinde bir size danışır. Psikiyatri uzmanınıza da gerekli uzmanınıza. Tabii daha iyi olur. Tabii. Yani hazır mıyım? Gerçekten psikolojim hazır mı? Belki bu tür sıkıntılar varsa önlemini almak lazım. Şimdi anneler dedik, ebeveynler dedik ama babalarımız var. Yine programımızın başında da bahsettim. Maalesef diyorum, gerçekten ben babalara üzülüyorum. Onların hormonları tabii bizim kadar şanslı değiliz. Hormonlar esasında kötü bir şey değil. Tabii bizi yapan faktörlerden birisi. Ama babalarda hormonal bir değişiklik yok. Şimdi çocuk doğuyor, sen bir baba oldun diyor, eline veriliyor. Babalardaki psikolojik değişimler neler? Baba adaylarına neler önerirsin? Şimdi birincisi tabii partneri değişti. Yani hani babayı etkileyen, kadın hamileyken babayı ezanla etkileyen çok da bir şey yok ilk başta. Evet. Ama şöyle bir etki var. Değişen bir eş var. Yani babayı etkileyen temel şey değişen, fiziksel ve psikolojik olarak değişen bir eş var. Yani eski eşi artık yok, değişti. Bir bu. Doğumla birlikte veya hamilelikle birlikte bir de hem değişiyor hem de eleştiren bir eş olmaya başlıyor. Hani o dedik ya, mükemmel anne olma isteği, mükemmel anne olma isteği, o da anneyi etkiliyor. Yani babayı etkileyen birinci faktör değişen, eleştiren eş. Bunun için babaların bu süreci bilmesi lazım. Hani bu programı özellikle babaların izlemesi lazım. İlk 2 yıl çok önemli çünkü doğum sonrası dönemde. Yani annedeki o değişimi babanın bilmesi, bunun geçici bir süreç olması gerektiğini bilmesi, bu dönemde anneye destek olması gerektiğini bilmesi çok çok önemli. Birincisi bu. İkincisi, babada şöyle etkiler olabiliyor. Bir kere iş yükü artıyor. Hani anne kadar olmasa da anne artık bazı şeyleri yapamayacak olduğu için evdeki işler artıyor. Anne kadar yine olmasa da bazen o kadar da oluyor tabii. Uykusuz geceler başlıyor. Bir de bazı babalarda sorumluluk duygusu sebebiyle yoğun kaygılar başlıyor. Baba, nasıl baba olabileceğim? Yapabilecek miyim? Maddi olarak yetişebilecek miyim? Hani günümüzde tabii yok özel okul vesaire, masraflar, bunları karşılayabilecek miyim gibi kaygılar yaşanabiliyor. Dışarıdan çok müdahaleler olmaya başlıyor, kayınvalideler vesaire. Bunlar babayı tabii ki etkileyebiliyor, üzebiliyor. Bir de hem kadında hem erkekte cinsel istek azlığı, cinsel sorunlar olabiliyor. Kadın, orada demin eksik söyledik, atladık. Kadında cinsel istek azlığının sebebi işte bu hormonal durum, öz bakımın azalması, kilo alımı, özgüven sorunu, iş yükü, yorgunluk. Cinsel istek azlığına neden olabiliyor. Erkekte de hem bu sorunların bütünü istek azlığına neden olabiliyor. Eşinin kilo alımı istek azlığına veya devamlı eleştirmesi istek azlığına neden olabiliyor. Bazı erkekler şunu diyebiliyor. Eşim artık bir anne diyebiliyor. Yani böyle bir sanki benim annemmiş gibi bir psikolojiye giriyor bazı erkekler. O cinsel sorunlara neden olabiliyor. İşte artık süt veriyor diyebiliyor. O da cinsel sorunlara neden olabiliyor. Evet. Gerçekten konuşacak çok şey var. Ben çok merak ediyorum. Doğuma genelde babalar gidiyor. Bu psikolojik açıdan emiriyor musunuz? Yoksa bir babanın doğumda annenin yanında olması psikoloji etkiliyor mu? Kesinlikle öneriyorum. Evet. Net. Hamilelik, yani çocuk, anne hamile kaldığı andan itibaren babayı sürece katması gerekir. Ne demek bu? Çünkü hani hep söylenir ya, döllenme olduğu anda kadın anne olur ama erkek baba olmaz. Baba ne zaman olunur? Kucağa alındığı zaman baba olunur. Ama kadının da tabii akıllı olması lazım. Mesela doktor kontrollerine babayla beraber gitmesi lazım. Hani babayı o sürece katması lazım. Alışverişlere babayla beraber gitmesi lazım. Doğumda tabii ki doktor, eşin yanında olması lazım. Ha, doğum ameliyatına, yani işte sezaryen, vajinal, ona girmesi lazım mı? Belki onu sordunuz evet, siz. Daha
Bence faydası olur. Yani tabii babadan babaya değişir. Bazı babalar eğer çok hassassa etkilenebilir. Ama ben 3 çocuğum var. 2 hamilelikten 3 çocuk var. 2 hamilelikte de doğuma girdim. Bir kere kadına bakışınız değişiyor. Yani bakın erkekler tamam önemli ama kadınlar kutsal. Yani bu net. Yani tamam biz de önemliyiz ama sizler kutsalsınız. Biz o süreci yaşamıyoruz. Sizin hamilelik sürecinde karnınızda 2 tane kalp atıyor. Benim eşimin ikinci hamileninde 3 tane kalp attı. Böyle bir şey yani mucize değil mi bu yani? Hatta 300-400'lerde bile. Tabii yani. Şimdi bu kutsal bir durumdur. Bunu anlaması için bence erkeklerin girmesi yani kişiden kişiye değişebilir ama eğer erkek kaldırabilecekse hazırsa girebilir ama sürece kesinlikle katılsın. Şimdi son olarak o zaman şöyle yapalım. Şimdi konumuzun başında da söyledik. Bebek sonrası mutlu bir evlilik var mı? Mutluluk sonucu hani böyle sonucunu bilmemiz gereken bir süreçse mutluluk var mı? Ya da nasıl mutlu olmalıyız? Tabii ki var. Bebekle? Tabii ki. Amacımız evli, çocuklu ve mutlu olmak. Bakın burada şunu unutmamak lazım. Artık evlilik eskisi gibi olmayacak. Evet. Ve belki de birçok anne baba hani şunu diyecek. İşte benim bundan sonraki hedefim çocuğumun mutlu olması. Hani bu bakış çok doğru bir bakış değil ama hani böyle baksa bile yani çocuğum mutlu olsun. Bundan sonraki en büyük hedefim çocuğum mutlu olsunsa bile burada birinci faktör kendilerinin mutlu olması. Yani çocuklarının mutlu olmasını istiyorlarsa bir kere annenin kendisinin mutlu olması, babanın kendisinin mutlu olması ve evliliklerinin mutlu olması kesinlikle gerekli. Çocuğun mutluluğu için mutlu evlilik ve özellikle mutlu anne şart. Yani bunu baştan kenara koyalım. Lütfen ve lütfen anneler demin söyledik mükemmel anne olma isteğini kenara koysunlar. Lütfen babalara sorumluluk versinler. O yapamaz gibi düşünmesinler. Lütfen tamam siz kutsal varlıklarsınız. Buna tabii ki bunu görüyoruz. Ama o çocuk tabii babanın da çocuğu. Yani sadece sizin çocuğunuz değil. Babanın da en değerli varlığı. Yani siz onu korumak için her şeyi yaparsınız ama emin olun ki baba da yapar. Bunu anneler bilsin lütfen. Anneler ve babalar dışarıdan lütfen yardım almaya çekinmesinler. Bazı anneler yardım almak istemiyorlar. Özellikle yardım alsınlar. Lütfen kendi arkadaşlarıyla, daha önce görüştükleri arkadaşlarla görüşsünler, görüşmeye çalışsınlar. Yani bebek dışında kendi bireysel hayatlarına devam etsinler. Yani siz kız arkadaşlarınızla çay mı içeceksiniz, kahve mi içeceksiniz, gününüz mü var? Onları yapın lütfen. Erkek de bunları yapsın. Ve lütfen karı koca olarak hamile kalmadan önce yaptığınız aktiviteleri yapın. Lütfen dışarıya çıkın, yemeğe çıkın, sinemaya gidin. Çocukla yapın ve çocuksuz yapın. Lütfen yapın. Bunun dışında çocukla beraber oyun oynamak, çocuğun alışverişlerini demin dediğim gibi beraber yapmak, çocukla ilgili beraber vakit geçirmek çok önemli. İletişim çok önemli. Anneler tabii daha büyük bir değişim yaşıyor. Lütfen kaygılarınızı eşinize iletin. Kaygılarınızı eşinizle paylaşın lütfen. Ve babaların da şunu yapması lazım tabii ki. Lütfen eşinizi dinleyin ve anlayın ve lütfen bu programı izleyin efendim. Evet, lütfen bu programı izleyin ve lütfen bu süreci anlayın, bilin. Annelere de özellikle söylüyorum şunu. Bebeğinize gösterdiğiniz ilginin %1'ini evliliğinize ve eşinize gösterirseniz bu artık evli, çocuklu ve mutlu bir evlilik haline gelir. Cinsel hayat önemli, yakınlaşmak önemli, dokunmak önemli. Bu konularda birbirimizden uzaklaşmamamız lazım. Bebekle aynı yatakta yatmamamız lazım. Hani ilk başta aynı oda olabilir ama sonra tabii ki ayırmak lazım. Ama aynı yatak olmaması lazım. Eğer bunları yaparsak efendim... Sonuç mutlu. Mutlu. Mutluluk evet. Var yani. Evet. O yüzden işin uzmanınızı dinleyin. Bu program gerçekten çok önemli bir program. Tekrar tekrar izlesinler ki babalar ne yapabilir, anneler ne yapabilir...
ondan öncesi tabii anneanneler, dedeler hep bütün bir kocaman bir aile, geniş bir aile olduğunu hep birlikte bunu başarabilecekler. Korkulacak bir şey yok diyoruz. Süreci doğru yerler kullanabilirlerse bu süreçte mutluluk var. Çok teşekkür ederim. Çok net var. Ben teşekkür ediyorum. Güzel. İyi ki geldiniz. Bizi mutlu ettiniz. Hem size hem de diğer ekibe çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz efendim. Her zaman bekleriz. Biz zaten yine farklı farklı konularla sizlerle olacağız. İnşallah bundan sonra o zaman önerileriniz olursa da buradan 3T ekranlarından yine kanalımızdan önerilerinizi, uzmanımızdan istediğiniz yine konular varsa onları da yine bize bildirin. Sorularınızı yine bildirin. Tabii her zaman. Üzerinden de sizlere destek olalım diyoruz. Efendim çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Efendim Derya Hoca'dan da bugünlük bu kadar diyelim. 3T ekranlarında bizi takipte kalın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.